Genel Başkanımız Abdurrahman Kağan Bey'in konuşmasıyla başlayacak. Akabinde Abdullah Eren Bey konuşmasını ve sunumunu yapacak. Bunlardan hemen sonra da işin teknik noktasında YTB ekibiyle beraber olacağız. Onları dinledikten sonra da soru-cevap bölümüyle programımızı sonlandırmış olacağız. Genel Başkanım, buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Sayın Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanımız Abdullah Eren Bey, Sayın Müsiyat Global Üst Kurul Başkanı ve Avrupa Koordinatörümüz Burhan Bey, yurtdışı ve yurtdışında şubelerimizin değerli başkan ve temsilcileri, değerli müsiyat üyelerimiz, toplantımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Değerli misafirler, bugünkü toplantımızda finansal bilgilerin otomatik paylaşımı konusunu etraflıca ele alacağız. Değerli konuşmacılarımız detaylı bilgiyi ve sunumu bizlerle paylaşacak. Güzel bir bilgi alışveriş ve fikir teatisi olacağını düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili teknik bilgilerin alan uzmanlarına bırakacağım. Fakat kısa bir özette yapmak isterim. Vergi alanında uluslararası işbirliği ve pek çok ülkenin katılımıyla sürdürülen Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de bir parçası olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ve G20 gibi uluslararası kuruluş ve oluşumlarca takip edilen bir süreç. Tabii ülkeler çifte vergilendirmeyi önleme aşamalarının kendilerine sağladığı sınırlar dahilinde talep üzerine bilgi değişimini uzun yıllardır yürütüyor. Fakat vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek konusunda işbirliğinin hem çok taraflı hem de otomatik temelde gerçekleşmesini sağlamak üzere OECD tarafından vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi de oluşturmuşlar. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamı yanı sıra İsviçre, Norveç, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin de dahil olmak üzere bugün itibariyle 136 ülkenin taraf olduğu sözleşme, uluslararası vergisel işbirliği ve şeffaflığın bir gereği olarak da 2011 yılında Türkiye tarafından da imzalanmış. Bu tarihten 6 yıl sonra uygulamayı düzenleyen ve bugün 107 ülkenin taraf olduğu finansal hesap bilgileri otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasını da Türkiye 2017'de imzalamış, 2019 tarihinde de onaylamış durumda. Bu anlaşmaya göre imzacı ülkeler karşılıklılık temelinde ilgili ülkelerin mukimlerine yani yerleşiklerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin otomatik olarak her yıl ilgili ülkeye paylaşacak. Tabii ki bu otomatik bilgi değişimi kişilerin yerleşik olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin yerleşik olunan ülkeye her yıl diğer ülke vergi idarelerince vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir diye anlıyoruz. Bir örnek verecek olursak, İsveç'te yerleşik bir Türk vatandaşının Türkiye'de bulunan ve kapsama giren banka hesabına ilişkin bilgilerin mütekabiliyet esasında paylaşımıdır. Türkiye'de yerleşik bir İsveç vatandaşının İsveç'te sahip olduğu banka hesabının bilgisi de İsveç'ten alınacaktır. Kapsama giren bir ülkeye yalnız o ülkenin yerleşiklerinin yani mukimlerinin bilgisi gönderilecektir. Bir finansal kuruluşun yurt dışına doğrudan bilgi gönderilmesi söz konusu değildir. Mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmene ilişkin finansal bilgiler paylaşılacağını biliyoruz. Değişime tabi tutulacak bilgiler, ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerleşik yani mukim olduğu ülke ve vergi kimlik numarası,
doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bilgileri ve değeri. Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam tutarı gibi bilgilerden oluştuğunu biliyoruz. Gayrimenkul ve taşıt bilgileri de otomatik bilgi değişikliği kapsamında değildir. Hesap hareketi detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşım konusu yapılmayacaktır. Yani kira gelirleri, gayrimenkul ve taşıt bilgileri kapsama dahil değildir. Türkiye'de otomatik bilgi değişimi bilgilerini toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'dır. Esasında 10 yıllık bir geçmişi bulunan mütekabiliyet esasına dayalı bir ve global bir konu olan otomatik bilgi değişimi mekanizması çerçevesinde ülkemizde 2018 yılında bilgi değişimine başlama taahhüdünde de bulunmuş. Avrupa Birliği ülkeleri pek çok diğer ülkelerde kendi aralarında otomatik bilgi değişimine yönelik olarak da 17 ve 2018 yıllarında bu çalışmaya başlamışlar. Bizler burada özellikle OECD ve Avrupa Birliği nezdinde kara liste olarak adlandırılan ve vergisel açıdan işbirliği yapmayan veya şeffaf olmayan ülke listeleri ve benzeri uygulamalar ile takip edilmekte ve muhtelif tedbirler üzerinde de çalışıldığını biliyoruz. Burada özellikle tabii bir listeleme çalışmaları da dikkate almamız gerektiğini de ifade ediyorum. Çünkü uluslararası finans ve finans kurumları nezdinde bu çalışmalar yapılıyor. Anlaşmaya taraf ülkelerden şu anda da bizim de yoğun olduğumuz toplantıya katılan Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa, Türkiye'nin 2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınamamıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği tüm üye devletlere otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkeleri listeleme yoluyla izlemekte ve bunlara da yaptırım uygulamayı tartışmaktadır ki burası inşallah Abdullah Bey'den ve Fatih Bey'den bu konularda biz bilgileri alacağız. Biz burada özellikle değerli katılımcılar, küresel ölçekte ekonomik faaliyetlerin gün geçtikçe artan oranda kayıt dışı ekonomi içinde gerçekleştiği maalesef yadsınamaz bir gerçek. Özellikle doğası gereği kayıt dışı ekonominin gerçek boyutunu da tahmin etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bilhassa vergi kaybı sebebiyle ortaya çıkan kayıt dışılığın oluşturduğu ekonomik tahribatın önüne geçebilmek modern ekonomiler için de oldukça önemli. Zira çünkü kayıt dışılık ekonomik büyüme, gelir dağılımı, rekabet, istihdam ve kamu yatırımları gibi birçok gösterge üzerinde de ciddi bir bozulma ve sapma oluşturmakta. O bakımdan finansal hesap bilgilerinin otomatik paylaşımı konusunda bu açıdan değerlendirdiğimizde bunun uluslararası düzeyde vergide şeffaflık sağlamasına yönelik aynı zamanda da yatırımların da Türkiye'ye yapılacak yatırımların da bakış açımız açısından da önemli olduğunu ifade etmeliyiz. Sözleşmeye taraf olan tüm ülkelerin işbirliği yaparak vergi kaçaklarını en aza indirmeyi hedeflemesi küresel ölçekte kayıt dışılığı azaltacak ve daha şeffaf bir ekonominin tesisine de yardımcı olacağını düşünüyorum. Bugün maalesef vergi cenneti diye nitelenen ülke veya bölgeler küresel ekonomi için ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürürken oluşturdukları haksız vergi rekabetin yanı sıra da bu bölgelerin uluslararası suçların finansmanında da kullanılması da büyük bir riski unsuru olarak taşımakta. Birleşmiş Milletler bu yıl hazırladığı raporda yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi.
Uluslararası finans alanında da şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda oluşturulan Birleşmiş Milletler'in bir paneli vardı. Burada da vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansı etkilerine ilişkin bir rapor çıktı. Burada da yaklaşık 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığını ortaya koydu. Kar kaydırmanın her yıl hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığını ve her yıl gayri safi milli hasılanın %2.7'sine denk gelen yaklaşık 1.6 trilyon kara paranın aklandığı raporda dikkat çekiyor. Bu nedenle yalnızca birkaç ülkenin finansal hesap bilgilerini otomatik olarak birbiriyle paylaşması yeterli değildir. Uluslararası vergi hukuku doktrininde vergi cennetleri meselesinin de ciddi şekilde ele alınması gerekmekte. Tabii burada dünyada durum bu şekildeyken Türkiye'den kaçan paranın da bu yolla peşine düşmek gereği de bir açık. Zira bu konuda MASAK'ın özellikle finansal bilgilerin otomatik paylaşımı sözleşmesine referans alarak vergi cennetlerine ve buralara para aktaran şahıs veya da şirketlere dair çalışmalar yapacağını da düşünmekteyiz. Netice itibariyle Türkiye'de bilhassa İsviçre, Liechtenstein, Man Adası, Seyşeller, Virgin Adaları ve diğer vergi cenneti adalara aktarılan para da bizim değerli başkanlarım, değerli arkadaşlar, milli sermaye stokumuzdur. Bu bakımdan OECD ve Avrupa Birliği'nin takip ettiği bu vergisel açıdan işbirliği yapmayan veya şeffaf olmayan ülkeler için kara liste gibi uygulamalar ve alınacak diğer tedbirlerin mutlaka vergi cennetleri diye tabir edilen ülkeleri de kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Ben burada sözlerimi tamamlarken detaylı bilgi için sözü diğer konuşmacılarımıza, başkanımıza bırakıyorum. Verimli çıktılar elde edeceğimize inandığım toplantımızın da hayırlara vesile olmasını dileyerek sizleri saygı muhabbetle selamlıyorum. Söz sizde. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Genel Başkanım. Biz de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı bugünkü ana gündem maddemiz olan bu finansal verilerin ortak paylaşımı noktasının haricinde de yurt dışında yaşayan Türkler ve kardeş toplulukları, ki geniş bir noktayı kapsıyor bu. Bunlara yönelik yakın ilişkilerin tesisi ve bunun ötesinde Türkiye burslu yurt dışında okuyan talebelerimizle yönelik yaptığı çalışmalarla çok kritik bir noktada aslında faaliyet gösteren birimin başında Abdullah Eren Bey'i bu konuyla ilgili bugün dinlemiş olacağız. Ama yaptıkları diğer faaliyetleri de tabii takdirle karşılıyoruz. Bu noktada da bizim Müsiyat Global ile ilgili ortak kesişen çok noktaları var. Ama bugünkü gündem ana maddemizle ilgili şu anda sözü Abdullah Eren Bey'e devretmek istiyorum. Müsiyat'ın çok değerli başkanı Abdurrahman Bey, yine Müsiyat'ın Avrupa teşkilatlanmasından sorumlu Burhan Sağlam Bey ve Avrupa'nın ve dünyanın çok farklı noktalarından, az evvel chat kısmında gördüm, Dubai'den bir selam vardı. Dünyanın çok farklı kesimlerinden, noktalarından bu toplantıya katılan çok kıymetli misafirler ve bizi YouTube hesabından şu an takip eden kıymetli dinleyiciler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Selamlarımı sunuyorum. Ankara'dan, Türkiye'den kucak dolusu selamlar. Tabii Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak Fatih Bey'in de moderatörümüzün ifade ettiği üzere üç ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Birincisi, yurt dışında yaşayan, bugün artık sayıları sadece Avrupa'da 5 milyon, dünyanın farklı ülkelerinde 7 milyonu bulan Türk diasporasına yönelik hizmetler üretmeye çalışan, diasporamızın eğitim, kültürü ve sosyal alanlarda kapasitesinin geliştirilmesi, sorunlarının çözülmesi, yine Türkiye'de mevzuata ilişkin konularla alakalı onların gözünden Türkiye'deki bürokrasinin hem bilgilendirilmesi hem de kanunların yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde iyi yönetişim ilkesi gereği bu kapsamda çıkarılması. Yine Türkiye'nin dış politikasında diasporayı stratejik bir mahiyette, diasporik bir bakış açısıyla merkeze alınması ve bunların alt kırılımları olarak
insan hakları ve ayrımcılık konularında insanlarımıza bireysel ve kurumsal destekler vermek, gençlerimize, Avrupa'da yaşayan gençlerimize bireysel burslardan gençlik derneklerinde yaptığımız kültürel gezilere kadar farklı faaliyetlerde bulunmak, yine aile ve gençlik meselesiyle alakalı Avrupa'da, farklı ülkelerde, Avusturya'da, Almanya'da STK'larımızın ve kurumsal yapılarımızın desteklenmesi, STK kapasitemizin geliştirilmesi gibi birçok farklı alanda faaliyet gösterdiğimiz, hepsini yurt dışında yaşayan Türk diasporasının güçlendirilmesi, bütünleşik ve büyük bir diasporanın oluşturulması üst başlığı altında çalıştığımız ilk faaliyet alanımız Türkiye diasporası. İkinci olarak da büyük bir medeniyetin evladı ahadi olmamız sebebiyle yurt dışında yakın coğrafyamız başta olmak üzere, bakınız Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Azerbaycan'da, Bakü'de, Kafkasistan Ordusu'ndan 101-102 sene sonra orada büyük bir zaferin anmasını beraber gerçekleştiriyorlar. Aynen orada olduğu gibi farklı coğrafyalarda soydaş akraba topluluklarımız var. Gerek tarihi kültürel geçmişimiz olan, gerek aynı soy ailesinde, aynı dil ailesinden geldiğimiz ve tarihi kültürel bağımız olan topluluklar var. Bu kapsamda bu topluluklarla tarihten gelen bağlarımızın bugüne tekrar taşınması için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu arada benim sesimle alakalı bir sıkıntı var herhalde arkadaşlar. Ona bir bakar mısınız? Son olarak da acaba ben uzaktan mı duruyorum? Son olarak da biraz daha yakınlaşayım. Biraz daha yavaş konuşayım. Son olarak da Türkiye'nin uluslararası öğrencilere vermiş olduğu uluslararası öğrenci burslarını biz YT olarak organize ediyoruz. Yani yurt dışındaki Türk diasporası, vatandaşlık bağıyla Türkiye'ye bağlı olan yurt dışındaki büyük diasporamız, yine onun bir parçası sayılabilecek soydaş ve akraba topluluklara yönelik yürüttüğümüz faaliyetler ve son olarak da sempatik bağ ile eğitim diplomasisi yoluyla Türkiye'de misafir ettiğimiz 16 bin uluslararası öğrenci dünyanın çok farklı ülkesinden. Dolayısıyla bu üç ana faaliyet alanında faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Somut projelerimiz var. Proje bütçesi olan bir kurumuz. Aynı zamanda takip ettiğimiz bazı süreçler de var. Tabii son dönemde bu toplantının da gündemi olması hasebiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bilhassa Avrupa'da yaşayan ve önümüzdeki Almanya ile iş güç anlaşmasının 60. yılını idrak edeceğiz. Millet varlığımızın 60 yıla yaklaştığı Avrupa coğrafyasında 60 yıldır çok farklı vesilelerle ama çoğu zaman ekonomik olarak Türkiye'nin yanında durmuş, desteklemiş, 2000'li yıllara kadar Merkez Bankası'ndaki döviz hesabı üzerinden Türkiye'nin cari açığına ciddi şekilde katkıda bulunmuş, yine kazanımlarını Türkiye'de değerlendirilmiş yatırım olarak. Bunun yanı sıra sadece Türkiye'de değil, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde şirketler açarak, istihdam üreterek ve farklı... ...ekonomisine katkı sağlamış büyük bir diasporadan bahsediyoruz. Görüntü çıktı ama... yaşayan vatandaşlarımızı etkileyecek bir biçimde bir uluslararası anlaşmanın tarafı oldu. Avrupa'da MÜSİAD başta olmak üzere çok farklı iş dernekleri COVID-19 işbirliği destek programı sürecinde Avrupa'da farklı MÜSİAD çalıştık. Sesimde herhalde bir sıkıntı yok şu an. Öyle değil mi? Tamam. Bu kapsamda... Abdullah Bey, görüntünüz kayboldu. Evet, arkadaşlar hemen bir ayarlama yapacaklar. Müsaadeniz olursa... Tabii. Görüntü hemen geliyor. Tabii... aslında yeni bir husus değil. Bu 2011 yılında, ki bizim kurumumuz 2010 yılında kurulan bir kurum. 2011 yılında totalde dünyada 140 ülkenin imza attığı ve sizin zaten detaylı bir şekilde izah ettiğiniz üzere tarafı olunmadığı sürece bir takım yaptırımlarla karşılaşabilecek çok taraflı uluslararası bir anlaşma OECD kapsamında. Tabii Amerika'da bu tür anlaşmalar yapıyor. Amerika bireysel olarak ülkelerle bu anlaşmaları imzalıyor. Tabii bir vatandaşları, yani tüccarları ticaret yaparken koruyan çifte vergilendirme önleme anlaşmaları vardır ülkeler arasında. Ve ithalat ihracatın arttırılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin ticaret yapan kişilerin üzerinden etkisinin minimuma indirilmesi, negatif etkilerin minimuma indirilmesi için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalanır.
2011'de bu anlaşmanın imzalanan anlaşmanın felsefesi ve anlamı ise devletlerin vergi konusunda daha korunaklı hale getirilmesi. Vergi kaçakçılığının, vergide şeffaflığın sağlanması üzerine bir anlaşma. Ve bu kapsamda dünyanın şu ana kadar 140 ülkesi bu anlaşmaya imza atıyor. Birçok ülke daha erken tarihlerde uygulamaya başlamış. Sizin de bahsettiğiniz gibi 2017'de bir uygulama anlaşması imzalanıyor. 2019'da ilk Norveç ve Letonya ile bilgiler paylaşılmaya başlanıyor. Tabii öncelikle teknik detayları neler paylaşılacak? Paylaşım derken neyi kastediyoruz? Yani burada çok teknik mevzular var. Biz işin doğrusu yaklaşık YTB olarak bir senedir bu konuyla bir seneden fazla zamana çok yakından ilgileniyoruz. Tabii Hazine Maliye Bakanlığımız burada ana aktör ve Gelir İdaresi Başkanlığımız burada ilgili ülkelerdeki muhataplarıyla bu süreçleri yürütüyor. Fakat biz her olayda olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu konudan nasıl negatif veya pozitif, olumlu veya olumsuz etkileneceği hususunda bir çalışma yapma gayreti içerisindeyiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki yatırımları hepimizin malumu. Bunun dışında sadece yurt dışında yaşayan Türkler değil, dünyanın çok farklı yerlerinde yaşayan, Türkiye ile yatırımı olan, ilişkisi olan birçok yabancının da Türkiye'deki mevduat hesapları olduğu hepimizin malumu. Dolayısıyla burada bize yurt dışında yaşayan vatandaşlar cihetinden YTB olarak bakıyoruz ama Türkiye'de mevduatı olan ve mukimliği yurt dışında olan herkesi ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla burada ikametin çok önemli olduğunu söylememiz lazım. Detaylara Fatih Bey sunumda çok detaylı bir şekilde detaylara girecek. Fakat birkaç husus müsaade ederseniz vurgulamak istiyorum. Çünkü sizler Avrupa'nın ve dünyanın farklı yerlerinde hem belli büyüklüğü olan şirketlere sahipsiniz. Kimi küçük orta büyüklükte, kimi daha büyük iş insanlarısınız. Mutlaka tesir ettiğiniz alanlar var, irtibatta olduğunuz kişiler var. Bir defa şöyle bir yanlış algı oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının bilgilerini paylaşıyor. Bu tamamen manipüle edilmiş ve doğru olmayan bir cümle. Zaten anlaşmanın detaylarına baktığınızda birçok ülkenin birbiriyle bilgi paylaşacağını, otomatik bilgi paylaşımı içerisine gireceğini görüyorsunuz. Bu anlamda salt bir bilgi paylaşımı veya tek taraflı bir bilgi paylaşımı söz konusu değil. İkinci olarak da şöyle bir aslında zımnen itham var. Yani aslında bu bilgiler çok gizli bilgiler. Bu bilgiler üzerinden bir takım gizli kapaklı şeyler yapılıyor. Ve bu bilgilerin paylaşılması bu anlamda bir gizli bir olayı ifşa edecek gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Burada şunu söylemek lazım. Güven, şeffaflık ve bu şeffaflığın getirmiş olduğu açıklık orta ve uzun vadede mutlaka bu işi yapan insanlara, iş insanlarına katkı sağlayacaktır. Burada bir şey gizli kapaklı yapıyor gözükmek veya bir takım bilgileri saklıyor gözükmek, böyle bir algı oluşturmak bir defa doğru değil. Uluslararası bir anlaşmanın uygulama sürecinde bizim insanımızın bundan müsbet veya menfi, müsbet de olabilir, nasıl etkileneceğini veya nasıl faydalanacağı konusunda bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda bugüne kadar bu toplantı haricinde 20'ye yakın online veya kapalı toplantı gerçekleştirdik. Bir takım bilgilerimizi, elimizde olan tüm bilgileri STK'larımızla ve vatandaşlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Hem iş STK'larımızla hem de farklı alanlarda faaliyet gösteren STK'larımızla bugüne kadar toplantılar yaptık. Yine bizim kurumumuzdan uzmanlarımızın iştiraki ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan daire başkanları ve uzmanların iştirakiyle kendi temsilciliklerimiz ve konunun uzmanlarına bilgilendirme toplantıları yaptık. Bu anlamda bu bilgilendirmeleri ciddi şekilde sıklaştırarak 2021 yılı boyunca ilk 6 ayı çok fazla olmak üzere yapmayı düşünüyoruz. İnfografikler, kısa videolar, bilgilendirici bir takım küçük videolar hazırladık ve bunları sosyal medyada dolaşıma soktuk. Fakat tabii burada bir panik havası oluşturulmaya çalışılıyor. Burada konunun muhatapları olan bankalarımıza da şunu söyledik. Bu insanların mevduatları sizlerde ve yurt dışında yerleşik gözüken, ikamet yurt dışında gözüken insanlarımıza bilgilendirme mesajı veya maili atın. Zira bu insanlar mevduat sahibi olarak bu konuyla alakalı ilk elden sizden bilgi almak durumundalar. Diğer taraftan bu bilgi paylaşımının bu paranın ifşa edileceği veya bu paranın üzerine konulacağı gibi bir algı oluşturması da çok yanlış. Tabii ki vergisel düzenlemeler var. Bu düzenlemeler her ülkenin kendi regülasyonları var. Bu regülasyonlar çerçevesinde bir takım uygulamalar olabilir. Ama burada önemli olan doğru bilgilendirmek. Biz işin doğrusu bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki ilgili kurumlarla yaptığımız çalışma, ki uygulama rehberinin Gelir İdaresi Başkanlığı çıkardı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bu konuyla aldığımız detaylı sunum, bilgiler,
BDDK'dan ve ilgili diğer kurumlardan aldığımız bilgiler neticesinde biz de bu konuyu çalıştık ve belli bir sunum haline getirdik. Bu sunum kitini de farklı STK'larımızla paylaşıyoruz. Aslında bugün de bunu yapacağız. Türkiye'nin bu anlaşmaya uymama ihtimali yok. Fakat Gelir Dairesi Başkanlığı uygulama rehberine bakarsanız, yurt dışında Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya bu 5 ülkenin 2020 yılı Aralık ayında yapılacak bilgi paylaşımından muaf olduğunu görürsünüz. Gelir Dairesi Başkanlığı uygulama rehberinde yaptığı açıklamayla bu ülkelerin bu sene bilgilerin paylaşılmayacağını söyledi. Ne zaman paylaşılacağına ilişkin tekrardan bir açıklama yapılacaktır. Biz de onu takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ama bu paylaşım önümüzdeki sene veya ondan sonraki seneler mutlaka yapılacaktır. Bizim yapmamız gereken sizlerin, siz MÜSİAD'ın yetkilileri olarak mutlaka etrafınızda insanlar vardır. İş insanları, şirket olan insanlar, esnaflar. Ki biz kurumumuzu gün içerisinde çok kişi arıyor, çok kişi mail atıyor. Hepsine bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 2021 yılında bu konuyla alakalı medyayı, dijital medyayı ve konvansiyonel medyayı Abdullah Başkanım, şu anda sesinizi alamıyoruz. Müdahale edebilirseniz eğer. Yani orta büyüklükte bir ülke nüfusu Avrupa'da ve ne kadar bilgilendirme yapsak da bir şekilde herkese bazen duyuramıyoruz. Çünkü insanlar da çok bu konuyu bazen takip etmeyebiliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda doğru bilgilerin sarih bir şekilde ulaştırılması çok önemli. Üzerine tabii ki olumsuz şeyler çok fazla söylenebilir ama bizim görevimiz burada doğru bir şekilde vatandaşlarımızı, insanlarımızı bilgilendirmek. Diğer taraftan Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında hesabı olan birçok İngiliz de var, Alman da var veya farklı milletlere sahip insanlar da var. Emekli İngilizler var Türkiye'de, Alanya'da, Antalya'da yaşıyorlar. Aynısı Almanlar için de geçerli. Farklı milletler. Onların da ikameti Türkiye'de olduğu için onların da kendi ülkendeki banka hesap bilgileri Türkiye ile paylaşacak. Ama bu banka bilgilerinin paylaşılması herhangi bir yaptırımı yanında getirmiyor. Dolayısıyla burada bu hususu iyi bilmemiz lazım. Yani risklerini bilelim ama olduğundan da fazla abartılı bir şekilde gündeme getirmeyelim. İşte bundan sonraki sunumda Yurtdışı Vatandaşlar Dairemizin İnsan Hakları ve Hukuk Koordinatörlüğü'nün koordinatörü Fatih Nişancı beyefendi, bu konularda da uzman, İnsan Hakları Koordinatörümüz, diğer konularla alakalı da detaylı çalışmalar yapan, saldırı raporları düzenleyen, bireysel ve kurumsal olarak hukuki destekler veren koordinatörlüğümüz, onun koordinatörü olarak bu konuyla alakalı da son 1,5 yıldır yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ciddi bilgi birikime sahip. Tabii biz de sürekli güncelleniyoruz, çok detayları olan bir konu. Saklama hesapları, mevduat hesapları, fon hesapları, işte altın hesaplarıyla alakalı farklı gündemler var. Sürekli güncellenmek, bilmek, detayının araştırılması gereken bir konu. Biz bu anlamda bu online toplantıları yapma gayretindeyiz. Pandemi olmasaydı muhtemelen Avrupa'da bu toplantıları daha geniş bir şekilde yapma imkanı bulacaktık. Ama pandemiden dolayı online bilgilendirmeler yapma gayretindeyiz. Birazdan bu sunumda tüm detaylarıyla bazı hususlar aktarılacak. Burada son olarak şunu söyleyebilirim. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Abdurrahman Bey, statülerinin geliştirilmesi, yükseltilmesi ve Türkiye ile olan ilişkileri muhafaza ederken aynı zamanda onlara zarar gelmeyecek, onları koruyacak bir bakış açısıyla meselelere bakmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza doğru bilgi verelim ama bizden alacakları bir yanlış bilgi yarın bugün çok farklı maliyet olabilir. Doğru bilgiyi, sarih bilgiyi olduğu gibi aktarmak durumundayız. Bu anlamda bizim yaptığımız çalışmada bundan ibaret. Yurt dışında yaşayan Türkler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Türkiye'ye destek olmaya devam edeceklerdir. Diğer taraftan biz tabii bu konuyla ilgili kurumlara da Türkiye'deki, son olarak onu söyleyeyim, az evvel ismini saydığım muhataplarımıza da şunları söylüyoruz. Yani bankalara, Hazine Maliye Bakanlığımıza ve diğer kurumlar, onlar da bunun farkında. Ya yurt dışındaki mukim olanların, sadece Türkler değil, Türkiye'de ciddi mevduatları var. Bunların da bu anlamda göz önünde tutulması lazım. Bu mevduatların Türkiye'den çıkmaması için farklı yöntemler
farklı yatırım imkanları da araştırılması lazım. Benim bu toplantıya katılan iş insanlarımızdan hususi istirhamım, kendi bankalarına ve Türkiye'deki mevduatları neredeyse bu kurumlardan bu süreçle alakalı kendilerine bilgi talep etmesi ve alternatif yatırım araçlarıyla alakalı imkanları onlara sorması. Biz bu imkanları mutlaka vatandaşımıza sunulması gerektiği yolunda bir yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii çok teknik bir konu olduğu için burada ilgili kurumların, bankalar başta olmak üzere daha iyi çözümler üretebileceğini düşünüyoruz. Ben tekrardan bu toplantı için sizin şahsınızda tüm MÜSİAD çalışanlarına ve toplantıyı organize eden Avrupa Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Moderatör beyefendiye de arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey inşallah hem detaylı bir sunum yapacak hem de sonrasında soru cevap kısmında akıllarda olan kısımları cevaplamaya çalışacak. İnşallah önümüzde bir müddet daha en azından bu 5 ülke için bilgilendirme süreci var. Bu süreci de yoğun bir bilgilendirmeyle yerel basın işin içine katarak, dijital medya işin içine katarak yapma gayretindeyiz. Umuyorum ki bu toplantıda hayırlara vesile olur diyorum. Tekrardan davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Abdullah Bey, biz teşekkür ederiz. Öncelikle hızınıza ara ara internet bile yetişemedi. Allah işinize gücünüze kolaylıklar versin. Çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz ki az önce bahsettiğiniz gibi biz de şubelerimizden başta Avrupa olmak üzere yürütülen bir kara programda alıyoruz. Bunun bizlere yansıması yurt içinde veya yurt dışındaki farklı niyetlerle yapılan bu yönlendirmelerin önüne geçmek adına yaptığınız bu çalışmalar çok çok kıymetli. Az önce siz de saydığınız 5 farklı ülke, vatandaşlarımızın en çok bulunduğu bu 5 ülke ki bunların hemen hepsinde de çok güçlü müsiyat teşkilatları, şubeleri hatta birden fazla şubeleri mevcut. Bizler de sizlerle eşgüdümlü olarak bu noktalarda yapabileceğimiz her pozisyonda, alabileceğimiz her yükte memnun olarak bu çalışmaları koordineler olarak yürütmek isteriz. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız zaten kontakta olacaklardır. Gelen sorular var. Mesela İngiltere'de de aynı şekilde Avrupa Birliği gibi bunlar geçerli olacak gibi, olacak mı diye. Bu gibi soruların tamamını arkadaşlar notlarımızı alalım. Soru olarak da bize aktarırlarsa şu an takipçilerimiz 100'ü geçtik sanıyorum. Bunları biraz sonra Fatih Bey'in sunumundan sonra inşallah birebir de kendilerine iletmiş olacağız. Ben sizlere tekrar hem Genel Başkanımıza hem Abdullah Eren Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek umuduyla sanıyorum sizin de Bakan Bey'le bir görüşmeniz olacak. Biz Fatih Beylerle devam ediyoruz sunumu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantıları her zaman siz ne zaman talep ederseniz, talep etmeden de biz hafta içi hafta sonu saat fark etmeksizin müsiyat teşkilatlarımızın, Avrupa'daki müsiyat teşkilatlarının ülke ülke yapılanmalarıyla da yapmaya hazırız. Dolayısıyla işbirliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abdurrahman Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ben de günler. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Abdullah Bey. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet, buyurun. Burhan Bey, sizin Abdullah Bey'e söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey, Abdullah Bey. Böyle kısa bir dönem içerisinde böyle güzel bir programda buluşmak bizi ve teşkilatımızı bilhassa memnun etti. Biliyorsunuz Berlin'de bir programımızı start verdik. Orada pandemi sürecinden dolayı katılamama sebebi engel olmaya çalıştı ama lakin biz burada buluştuk. Daha da güzel programları da hep birlikte yapacağız. Fatih Bey Başkanımız bizim çok güzel bir şekilde ifade etti. Bazı gelen bilgileri sürekli istişare ediyoruz teşkilatımızda, yapımızda. Siyasi bazı kitleler ve kurumlar bunları farklı yollarda kullanmaya çalışıyorlar. MÜSİAD'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi müstakilliğidir. Var olan yapıyı devletleri ve bulunduğu ana devletine bağlılıkları anayasa esas olarak alıp değerlendirmesidir. Biz bu konuda siyasi yanlış bilgilere müsaade etmeyeceğiz bulunduğumuz noktalarda. Çünkü ülke vatandaşı, gurbette yaşayan ve yurt dışındaki var olan Türk kökenli insanlarımızın bilgileri birebir ne gerekiyorsa maddelerini anlatıyorsa anlatmakla mükellefiz. Bu konudan dolayı da sizlere tekrar kurumumuz ve koordinatörlükteki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız. Daha güzel çalışmalarda bulunmak duasıyla. Kendinize iyi bakınız. Peki, sağ olun. Peki. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hayırlı günler Genel Başkanım Abdullah Bey. Fatih Bey, işin teknik noktasına buyurun sizlerle beraber başlayalım. Evet, ben de selamlıyorum herkesi. Aleykümselam. Sayın Başkanım, bütün katılımcılar, buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Zaten sizler çok güzel esasında konuyu anlatmış oldunuz, genel çerçevesini anlatmış oldunuz. Ben doğrudan isterseniz müsaadenizle hemen o teknik kısmına gireyim. Daha çok böyle bizim kamuoyunda karşılaştığımız temel sorular ne? Onlar üzerinden konuyu aktarmaya çalışayım. Sonrasında da birebir ilgilendiren konular varsa, sorular varsa onları da hay hay alırız. Cevaplayabildiğimiz kadarını cevaplarız. Cevaplayamadıklarımız olursa da onun cevabına beraber ulaşmaya çalışırız. Ben müsaadenizle bir sunumu aktaracağım, paylaşacağım. Görünüyor değil mi şu anda ekranda? Bir sunum paylaşımı, ekran paylaşımı geldi. Evet, otomatik bilgi paylaşımı en çok konular en çok tartışılan konu, manipüle edilen konu, politize edilen bir konu. Yani bazıları maksatlı, bazıları da insanlar haklı olarak kaygılanıyorlar. Belki doğru bilgiye tam ulaşma imkanları olmadığı için biraz girift bir konu. Ama bir taraftan da hani biz bu konuyla ilgili Abdullah Başkanımızdan ifade ettikleri üzere şimdiye kadar 13 ülkede 20'nin üzerinde program gerçekleştirdik. Hani sosyal medyada, dijital ortamda yaptığımız paylaşımların dışında doğrudan gruplarla. Ama öyle zannediyorum ki hem bu konunu en çok ilgilendiren hem de en iyi anlayabilecek sebepleriyle, sonuçlarıyla doğrudan etkilenilmesi hasebiyle doğrudan iş alanına hitap etmesi noktasında bizim iş insanlarımız olan sizlersiniz. Gerçi Abdurrahman Başkanımız çok iyi ifade ettiler o girizgahı, çok harikulade bir şekilde izah ettiniz sizler. Niçin yapıldı? Bize en çok sorulan şey şu, ülkemiz bunu niye paylaştı? Niye bize bunu yaptı? Masa, yine bir masa başında bir kaybetme durumu mu söz konusu var? Vatandaşlarımızın bilgilerinin bir şekilde paylaşılması eşitsiz, görünüşte eşit bir durummuş gibi görünüp ama arka planda bizim vatandaşlarımızın yurt dışında çok olması hasebiyle esasında bir eşitsiz bir anlaşma mı söz konusu gibi ciddi anlamda itirazlar, sitemler, sorular adına ne dersek artık bize geliyor, paylaşılıyor. Öncelikli olarak bunun belki de işte bunun niçin yapıldığının güzel bir şekilde anlaşılması, konunun birçok sorunu anlaşılmasına da vesile olacak. Dediğim gibi Abdurrahman Başkanımız çok güzel izah ettiler. Ben de kısaca isterseniz onun tamamlayıcı olması açısından açıklayayım. Malumunuz olduğu üzere sizler uluslararası sistemde çalışan insanlarsınız. Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar, OECD şu anda en çok meşgul eden konulardan birisi, en temel konularından birisi kaçak parayla, kayıt dışı parayla mücadele. Hani bir hadis-i şerifte var ya, alkol bütün kötülüklerin anası diye, kendisi kötü olduğu gibi bütün diğer kötülüklerin de sebebi, modern ekonomiler açısından da gerçekten kayıt dışı para bütün kötülüklerin, kendisi kötü olduğu gibi, başlı başına kayıp olduğu gibi, kendisi diğer bütün kötülüklerin, terör, insan kaçakçılığı, ne kadar işte uyuşturucu, başka her türlü yasa dışı faaliyetinde zeminini, kaynaklığını teşkil eden bir sistem olarak görünüyor ve bu anlamda da küresel bir tema ve mücadele edilmesi gereken bir konu olarak görülüyor. Doğrudan otomatik bilgilerin otomatik paylaşılması, finansal bilgilerin otomatik bilgilerin paylaşılması süreci bakımından da süreci tetikleyen böyle bir arka plan olduğu gibi aslında Almanya'da, bilmiyorum o Almanya'da yaşayanlar muhakkak hatırlayacaktır. Ben de o zamanlar Almanya'daydım. Bir CD olayı bir kamuoyunda, gazetelerde bayağı paylaşılmıştı. Kayıt dışı olarak başka ülkeye finansal varlıklarını vergi kaçakçılığı amacıyla başka ülkeye taşıyan ciddi bir kitle olduğundan ve bu CD'nin ele geçtiğinden bahsedilmişti. Hatta o zaman Schumacher falan da vardı. Ferrari pilotu biliyorsunuz, Formula 1 pilotu. Ve birçok bu anlamda buna karşı nasıl önlem alabiliriz, bunu nasıl
engelleyebiliriz, kayıt dışı nasıl minimize edebiliriz diye ciddi zaten tartışılıyordu. Ve derken Amerika Uluslararası Bankacılık Sistemi'ndeki o hakim pozisyonunu da kullanarak 2010 yılında FATCA yasasını çıkardı. Kendi ülkesinde ki ikamet edip başka ülkesinde, başka ülkelerde, üçüncü ülkelerde finansal varlıkları olanları bilgilerini elde etme suretiyle bir buna yönelik bir yasa çıkardı. Bu diğer ülkeler için de küresel anlamda bir ilham kaynağı olmuş oldu. Biz neden bunu yapmayalım diye ve bu dijitalleşmenin de verdiği imkanları da kullanarak 2011 yılında OECD tarafından hazırlanan ve otomatik bilgi değişimini de içeren, imkan sağlayan vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi imzalanmış, imzaya açılmış oldu o zaman. Ve o zaman imza başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle, bakın burada sunumda da 136 ülke görünüyor. Ama aslında dinamik bir süreç. Şimdi biz geçen hafta gelir idaresi başkanlığımızdan aldığımız bilgiye göre bu sayı 140'a çıkmış. Yani devlet niteliğini taşıyabilecek bütün ülkeler 200'e kadar bu sayı ilerleyen süreçte çıkacak, süreç oraya doğru gidiyor. Ve bu 136 ülkede dediğimiz gibi kimler var bu ülkeler içerisinde? Yurt dışında 10 milyonlarca diasporası olan Çin var, Hindistan var, Pakistan var, Brezilya var. Yine ifade edildiği üzere Virgin Adaları var, Man Adaları var, Lüksemburg var. Ve milli gelirinin önemli bir kısmını böyle bu tarz finansal işlemlerden elde eden ve bu şeffaflaşmadan dolayı bu geliri kaybedecek ülkeler var. İsviçre gibi başka ülkeler, büyük ülkeler var. Bunların hepsinin taraf olduğu bu anlaşmaya Türkiye'de taraf olmak durumundaydı. Hem de menfaati de bunu gerektiriyordu. Küresel sistemin, entegre bir küresel sistemin dışında kalmak için ne makuldü, ne makbul bir durumdu, ne hukuka ne menfaate uygun uzun vadede ve büyük resme bakıldığında bir tarafı olmadığı görünüyordu. Tabii anlaşma bir taraftan 2011 yılında imzalandı ama böylece bırakılmadı. Yani hani anlaşma böyle bir imzalanıp iyi niyet şeklinde kalan değil, sürekli farklı kurumlar, farklı yapılar, uluslararası yapılar tarafından da somutlaştırılması için takibi yapıldı. 2013 yılında G20 liderleri zirvesinde de otomatik bilgi yönetimine ilişkin, otomatik bilgi değişimi yönetimine ilişkin standart hazırlanması ve ülkelerin 2015 yılında otomatik bilgi değişimine başlaması söylendi. Yani şu anda biz 2021 yılına geliyoruz, 2020'nin sonundayız. 2015 yılında bilgi değişimine başlanması talebi, artık somutlaştırılması talebi geldi ve gerçekten de 2015 yılına geldiğimizde, yani sizlerin de birçok bizim vatandaşımızın da yaşamış olduğu ülkeler olan Almanya, Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında bu süreci çoktan başlatmış oldular. 2014 yılına gelindiğinde de artık süreci biraz ağırdan alan, altyapıyı oluşturmakta henüz daha konunun belki ciddiyetine vakıf olmayan ya da başka sebeplerle süreci hızlandıramayan, altyapıyı oluşturmayan ülkeler açısından ciddi ikaz olabilecek şekilde 2018 nihai bir takvim olarak bildirildi ve 2018'e kadar bütün imzacı ülkelerin bu süreci başlatması talep edildi ve burada biz Türkiye'de de yetkili kurum anlaşması, yetkili kurumların belirlenmesi de talep edilmişti ve Türkiye'de de vergi işleriyle yetkili olan kurum olan Gelir İdaresi Başkanlığı süreci yönetmek açısından ve uluslararası muhatabiyet açısından yetkili kurum olarak belirlendi. 2016 yılına geldiğimizde de Avrupa Birliği Konseyi İyi Uygulama Grubu tarafından değişim kriterlerini sağlamayan ülkeler için çeşitli mali yaptırımlar yapmak üzere işbirliği yapmayan Avrupa Birliği üyesi ülkeler listesi oluşturulmaya başlandı. Süreç Türkiye açısından nasıl? Bu işin uluslararası boyutu, genel büyük resimdeki boyutu. Türkiye açısından nasıl süreç ilerledi? 2011 yılında dediğimiz gibi Türkiye anlaşmayı imzaladı. 2017 yılında da uygulamaya ilişkin yetkili makam anlaşmasını imzaladı. Aynı yılda mecliste bu uluslararası anlaşmalar bildiğiniz üzere Türkiye'de yürürlüğe girmesi için meclisten onay kanunu çıkartılması gerekiyor. 2017 yılında da onay kanunu çıkartılmış oldu ve Cumhurbaşkanlığı onayı da sonradan yapıldı. Ve orada şunu demişti, neden Cumhurbaşkanlığı onayı? Aslında Bakanlar Kurulu onayı. OECD şunu söylemişti, her ülke
bu bilgileri paylaşacak ama yetkili makam ve usulü her ülke kendisi belirleyebilir. Bunun için mesela İsviçre mecliste yasa çıkartılması şeklinde yöntem belirledi. Bazı ülkeler nihai üst mahkeme üzerinden dosyaların onaylanarak gönderilmesini belirledi. Bazı ülkeler doğrudan bakanlığın inisiyatifini bıraktı. Bazı ülkeler de bizim gibi bakanlar kurulu kararına şeklinde bir yöntem belirledi, usul belirledi. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçince de Cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulu kararı yerine Cumhurbaşkanlığı onayını almış oldu. Ve 2019 yılı itibariyle de Norveç ve Letonya ile otomatik bilgi değişimi süreci başlatılmış oldu. 2020 yılına gelindiğinde de 54 ülke paylaşım listesine alındı. 54 ülke listeye alındı ama 53 ülkeyle paylaşacak, onu birazdan söyleyeceğim. Niçin o 53 ülke, bir ülke hangisi paylaşılmıyor? Bence önemli bir nokta. Hani vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerden birisi. Otomatik bilgi değişimi sürecine neden girildi? Evet, bunu anlatmıştık. Başkanımız da zaten çok iyi izah ettiler. Çok fazla girmeye belki bu anlamda gerek yok. Şeffaf olmayan bir ülke olarak tanımlanmak istemedi Türkiye. Dünyanın bütün gerçek anlamda büyük ülkeleri, G20 ülkesi, Avrupa Birliği üye ülkeleri, Avrupa Konseyi üye ülkeleri, OECD ülkeleri ve daha birçok ülke bu anlaşmaya tarafken Türkiye'nin bu anlaşmanın dışında kalmasına imkan ve ihtimal yoktu. Ve nihayetinde çeşitli yaptırımlar da öngörüldü. Bu yaptırımlar neler olabilir? Gri liste, OECD kendi belirliyor, ayrıca Avrupa Birliği de belirliyor kendi ilişkileri açısından. İkisi de ayrı ayrı listeler belirliyorlar, ikisi de farklı farklı yaptırımlar öngörüyorlar. Her şeyden önce ciddi bir itibar kaybı, şeffaf olmayan, kaçak para, vergi kaçakçılığı ülkesi, kara para ülkesi gibi bir damgalanmayla karşı karşıya kalmak var. Ve bu da günümüz sisteminde ciddi bir ülkeler açısından dezavantaj. Kredi derecelendirmelerinde dikkat edilen bir husus. Yine uluslararası finans sisteminden izole olma, aşama aşama, kademe kademe izole olma durumu söz konusu. Avrupa Birliği fonlarından mahrum bırakılma söz konusu. Ve ülkelerinde tabii ki kendi menfaatlerini düşündüğümüzde, Türkiye açısından da düşünüldüğünde ciddi anlamda Türkiye'nin sisteminden, altyapısından faydalanıp finansal varlıklarını yurt dışına çıkartan çok ciddi bir miktar var. Türkiye'de bunu kaybetmek istemedi. Hiçbir ülke istemedi. Türkiye'de istemedi nihayetinde. Otomatik bilgi değişimi yapılacak ülkeler. Şöyle oluyor, her yıl yetkili makam OECD'ye biz bu sene şu ülkelerle paylaşım yapacağız diye bir liste gönderiyor. Bu sene Türkiye 2020 yılı için bir liste gönderdi ve bu listede 54 ülke yer aldı. 54 ülke yer aldı. Avrupa Birliği'nin, bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Almanya, başkanlarımızın ifade ettiği üzere Fransa, Hollanda, Belçika bu listeye dahil olmadı. 2021 yılında olacak mı, onu daha hani bilemiyoruz. Normalde beklenen olması, ama altyapı yetişirse olur. Bilmiyorum, yetişmezse ne olur? Yetkili makamlar bilirler. Bunlar süreçler nasıl ilerler? Orada dikkat ederseniz İngiltere var. İngiltere normalde bizim paylaşım yapacağımız ülkelerden birisiydi 2020 yılında. Ancak İngiltere Brexit sürecini yaşadığı için ve onların mali takvimi Mart ayında bittiği için, yani bu seneye dair yapacakları işlemi yaptılar, artık bundan sonra yapabilecekleri bir işlem olmadığı için İngiltere bizimle paylaşım yapamayacağını bildirdi Türkiye'ye. Bizim listemizde olduğu için, çünkü karşılıklılık esası var. Türkiye'de bu karşılıklılık esasına azami ölçüde riayet ettiği için 2020 yılı içerisinde İngiltere ile paylaşımda bulunmayacak, %99 ihtimalle, yine o %1 ihtimali açık bırakmış olalım. Ama %99 ihtimalle, çünkü İngiltere Türkiye'ye Brexit'ten dolayı paylaşımda bulunmayacağını söyledi. Yine bu listede Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için belki o yukarıda istisna ülkelerden sayılmıyor ama İsviçre'de Türkiye'ye bu sene paylaşım yapmayacağını bildirdiği için Türkiye'de İsviçre'ye paylaşım yapmayacak. Ama şöyle bir şey var, Türkiye İsviçre'den açıklama istiyor. Ülkeler birbirinden bu hakları var, niçin sen beni listeye koymadın? Paylaşım bulunma iradesinden geri durmanın sebebi nedir? Niye paylaşım yapmıyorsun? Niye isteksiz davranıyorsun? Bunu ülkeler makul bir şekilde yapmak zorundalar. Aksi takdirde
OECD'ye ve diğer çatı içinde bulunan, ortaklaşa bulunan çatı kuruluşlara hesap vermek durumunda ülkeler. Bu anlamda İsviçre ile de bu sene paylaşım yapılmayacak. Yani bu noktada tam da sorular böyle gelmeye başlamıştı. İngiltere konusu sorumuz vardı. Siz de değinmiş oldunuz. Tamam, 2020 büyük ihtimalle paylaşılmayacak dediniz ama 2021 itibariyle, 1 Ocak itibariyle bir tarih şu an itibariyle yok anladığımız kadarıyla. Bu ne zaman netleşebilir? Şu an itibariyle yok. Onlar yani belli bir takvimi yok. Liste göndermesi şu tarihe kadar bize paylaşım yapılacak listeleri göndermek değil. Ama onları her ülke kendisi görüyor. Şimdi büyük ihtimalle bu 54 ülke listesi yine olacak. Bu şu demektir. Yani biz bu ülkelere yönelik altyapıyı oluşturduk. Biz artık bir kere altyapıyı oluşturduktan sonra bu ülkeleri paylaştıracağız. Ama diğer ülkeler bu listede yer alacak mı almayacak mı diye gerekçe olarak Türkiye şunu sundu. Biz teknik altyapıyı yetiştiremedik. Bilgileri yeterince tasnif edemedik. Onun için bu ülkelerle paylaşımda bulunmayacağız. 2021 yılında da yetişme durumu olur mu, olamaz mı? Şu anda hiç kimse bilmiyor. Yani hani paylaşım olabilir de normalde beklenen de o. Avrupa Komisyonu bunu ayrıca takip ediyor. Çünkü bütün Avrupa ülkeleri adına Avrupa Birliği takip ediyor. OECD de ayrıca takip ediyor. Yani böyle ciddi anlamda bir bütün ülkelere yönelik kıskaç var ve yani günü gününe takip ediliyor. O derece yakinen takip ediliyor. Türkiye'de bu anlamda yetiştirebildiği kadar iyi niyet gösterisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Ama şu anda gerçekten hiç kimse bilmiyor. Bunlar yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye. Önümüzdeki aylarda belli olur. Hani vatandaşlarımız açısından biz ülke olarak düşündüğümüzde yetişmesi olumlu. Bizim Türkiye'ye gelecek bilgiler açısından söylüyorum. Ama bazıları için de belki bu anlamda riskli durumu olanlar için de yetişmemesi belki olumlu. O değerlendirilir, yetişebilecek durumdaysa paylaşılır. Yani hani net bir cevap veremiyoruz Fatih Bey bu konuda. Ama şunu söyleyebiliriz değil mi? Bu tarih açıklandığı gün itibariyle başlayacak, geriye doğru yürümeyecektir. Onları evet söyleyeceğim. Yani hangi tarihler ne zaman başlıyor? Şimdi onları evet söyleyeceğiz. Paylaşım yapıldığı zaman, buyurun. Yine tam bu noktayla ilgili hem arada da soru cevapları da almış oluyoruz ilgili noktaların sunumlarınız esasında. Aynı konu Avustralya içinde şu an soruluyor. Avustralya konusu az önceki slide'da vardı sanıyorum. Avustralya'ya değinirsiniz. Bu arada katılımcılarımızı da hem Zoom üzerinden takip edenler chat platformundan bize sorularını yazabilirler. Aynı şekilde de YouTube'dan takip edenler de sorularını iletirlerse biz de ara ara konusu açıldıkça Fatih Bey'e veya nihayetinde de sunum sonunda da yine Fatih Bey'e iletebiliriz. Arkadaşlarımızın bilgileri olsunlar. Avustralya'yı söylediniz. Hemen onu söyleyebilirim. Listeye tekrar bir dönelim isterseniz. Avustralya listede, paylaşım listesinde var. Evet, Avustralya paylaşım listesinde var. Yani hani bu sene itibariyle paylaşım yapılacak ülkeler, yani 31 Aralık'a kadar paylaşım yapılacak. Şimdi onu birazdan söyleyeceğim, hemen sorduğunuz için tekrar söylemiş olayım. Paylaşım bir önceki yıla ait, hani mali hesaplarda da öyle olduğu gibi, bütün kurumlara sunumu da öyle olduğu üzere, burada da paylaşım bir önceki yıl, yani 2020 yılında 2019 yılına ait bilgiler paylaşılmış olacak. Bu paylaşım her yıl yapılacak. Bakın şimdi otomatik bilgi paylaşımı nedir dediğimizde bazen bu konuda da kafa karışıklığı var. Bir defaya mahsus mu paylaşılacak? Hayır, öyle değil. Her yıl tekrar eden bir süreç bu. Kişilerin ikamet ettiği ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal bilgilerinin, bir önceki yıla ait olan finansal bilgilerin ikamet ettikleri ülkeye her yıl ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından karşılıklılık esasıyla vergisel amaçlarla kullanmak üzere ve otomatik olarak paylaşılması. Yani karşılıklılık esası nedir? Karşılıklılık paylaşmayan ülkelerle paylaşmayacağız. Şu anda İngiltere'de olduğu gibi dikkat ederseniz bizim paylaşacağımız ülke sayısı 54, bilgi alacağımız ülke sayısı, bilgi göndereceğimiz ülke sayısı 2020 yılı itibariyle 54, 53'e düşmüş oluyor İngiltere'ye çıktığımızda ama liste olarak 54, bilgi alacağımız ülke sayısı 72. Bazı ülkeler bu karşılıklılık esasına dikkat etmiyorlar yeteri ölçüde. Bazı ülkelerde de şöyle bir sistem var. Bu anlamda da ciddi kafa kirliliği var. Bazı ülkelerde OECD vergi güvenliğine sahip olan ülkeler listesi yapıyor. Eğer bir ülkeye OECD'nin kriterlerine göre
veri güvenliğine, vergi dedim yanlış söyledim, veri güvenliğine sahip ülke niteliğine haiz değilse bu ülke bilgi paylaşmakla yükümlü ama karşı ülkeler bu ülkeyle bilgi paylaşma yetkisine sahip. Bazı ülkeler var, mesela Afrika ülkeleri var, bazı ada ülkeleri var. Bunlar verileri amaçlarına yönelik, gönderilen bilgileri amaçlarına yönelik kullanılması noktasında tereddütler var. Buna yönelik kanuni altyapıyı, teknik altyapıyı veri güvenliği noktasında oluşturmamışlar. OECD bu ülkelere karşılıklı olarak gönderme yükümlülüğü ülkelere vermiyorlar. Ama bu ülkeler paylaşım yapmak zorundalar. Onun için Türkiye'nin bilgi alacağı ülke sayısı, paylaşacağı ülke sayısından bu yıl itibariyle yaklaşık olarak 20 ülke fazla. Bu anlamda ülkeler sistem olarak OECD'ye listelerini gönderiyorlar. Her ülke listesini gönderiyor. Ve kendisiyle paylaşım yapacak ülkeleri her ülke görüyor. Yani hani böyle birden sürpriz bir durum yok. Onu özellikle Hollanda'daki bazı uzmanlar ve arkadaşlar söylüyorlar. Hani biz birden paylaşım yapacağız, o ülke bizimle paylaşım yapmayacak diye. Böyle son dakikada görme gibi bir durum yok. Her ülke listede birbirinin listesini görüyor. Kim kiminle paylaşacak, bunların hepsinden haberdar oluyorlar. Ona göre de yeniden pozisyon alabiliyorlar. Nitekim biz İngiltere ile bizim listemizde yer almasına rağmen İngiltere bizi listeye koymadığı için, paylaşımda bulunmayacağını belirttiği için, bulunamayacağını belirttiği için gerekçesiyle beraber, çünkü Brexit sürecini yaşıyor, biz de listemizde olmasına rağmen paylaşımda İngiltere ile bulunmayacağız. Belki önemli bilgilerden birisi, bunu hani detayları önemli, hangi bilgiler paylaşılacak? Hangi finansal kuruluşlardaki hangi veriler paylaşılacak? Önemli olan konu bu. Birincisi mevduat saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdinde bulunan mevduat hesapları. Mevduat hesapları biliyorsunuz, mevduat hesapları bankalardaki varlıklar, finansal varlıklar. Burada eğer diyelim ki Türkiye'de bir euro hesabınız varsa, dolar hesabınız varsa, TL hesabınız varsa, hangi miktardansa bu hesap bilgileri ikamet edilen ülkeyle paylaşılır. Diğer bir nokta, altın hesabı varsa, bazı ülkelerde yok, onun için o ülkelerdeki vatandaşlarımız karıştırabiliyorlar. Kasalardaki değil, bankaların kasalarında bulunanları bankaların kendileri de bilmiyorlar. Kasalarında ne bulunduğu. Bankalarda aynı mevduat hesabı gibi altın hesapları açılıyor Türkiye'de. Türkiye'de çünkü bir altın günü, altın geleneği var. Altın olarak saklama geleneği. Bankalarımızda, finans kuruluşlarda bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. Ve altın hesabı aynı mevduat gibi işletilen altın hesapları var. Bu hesapta paylaşılıyor. Aslında biz gördüğümüzde, banka sistemlerini gördüğümüzde, oradaki mevduatı total olarak gördüğümüzde çok ciddi de bir yekün değil esasında. Ama bir bilgi olarak da insanlar merak ediyorlar. Burada dediğimiz gibi, daha önceden de başkanlarımız ifade ettiği gibi, hesap dökümleri paylaşılmıyor. Yıl sonu 31 Aralık tarihi itibariyle Türkiye'deki finans kuruluşlarında yurt dışı mukimi olarak kaydedilmiş kişilerin 31 Aralık tarihi itibariyle hesap bakiyeleri paylaşılıyor. Hesap kaynakları paylaşılmıyor, tek bir istisna hariç. Eğer bir mevduat geliri söz konusuysa, yani bir faiz söz konusuysa ya da bizdeki katılım bankalarındaki katılım geliri söz konusuysa bunlar paylaşılıyor. Örneğin bir kişinin 180 bin avrosu var Türkiye'deki bankalarda. Yıl içerisinde de 20 bin avro faiz geliri elde edilmiş ya da katılım payı geliri elde edilmiş, katkı payı geliri elde etmiş. Bu kişinin parasını da çektiğini düşünelim tamamıyla. Bu kişinin hesap bilgisi 31 Aralık tarihi itibariyle şöyle gider. Sıfır bakiye, yıl içinde elde edilen mevduat geliri 20 bin avro. Yani mevduat geliri her halükarda çekilsin ya da çekilmesin paylaşılır. Onun dışında miras geliri, emeklilik maaşı geliri, başka türlü kira geliri, bu bilgiler paylaşılmaz. Yine Türkiye'deki vergi dairelerine ödenen işletme vergileri, vergi dairelerinden de herhangi bir bilgi paylaşımı söz konusu değil. Sadece finans kuruluşlarında, yani Türkiye'de ödenen vergiler hiçbir şekilde bu paylaşıma tabi değil. Vergi kurumlarından, vergi dairelerinden bir paylaşım söz konusu değil. Bu sürece onlar dahil değiller. Saklama hesapları ve ortaklık ve borç ilişkisi menfaatleri. Bunlar hisse senetleri, fonlar, biliyorsunuz SPK'ya tabi kuruluşlardaki menkul değerler. Bunlar da hem
sayı olarak hem içerik olarak paylaşılıyor. Hisse senedi ve değeri olarak yine paylaşılıyorlar. Nakdi değer sigorta sözleşmeleri burada dikkat edilmesi gereken şey 50 bin dolarlık bir OECD oluşturduğu standartlara göre 50 bin dolarlık bir standart var. Sigorta bedeli 50 bin dolar. Peki hangi sigorta bedeli? Sigorta ettirilen miktar mı yoksa ödenen sigorta primi miktar mı? Ödenen sigorta primi miktar. Yani birisi Türkiye'de diyelim bir gayrimenkulünü yahut da bir firmasını, bir aracını sigorta ettirdiğinde o sigorta ettirdiği değer olarak değil, ödediği sigorta primi 50 bin doları geçiyorsa bu durumda paylaşılır. Onun dışında paylaşım söz konusu olmaz. Hayat sigortaları paylaşılır mı? Orada da ikili bir durum söz konusu. Maalesef konular bayağı böyle çetrefilli. Her kapıyı açtıkça başka kapılar geliyor. Yine bu konuları biz genel olarak söylüyoruz. Özel ilgilendirilen hususlar varsa o konuda da sizler zaten tedbirlerinizi alıyorsunuzdur ama daha detaylı işin uzmanlarından, dosya üzerinden bilgi almakta fayda var. Hayat sigortalarında da şöyle bir durum söz konusu. Eğer sadece hayat sigortası için bir miktar verilmişse bu paylaşılmıyor. Ama aynı zamanda fona yatırılmış ve bu da bir mevduat gibi gelir elde ediyorsa, gelir ve bunu yarıda kesip geri alma durumu olduğunda bir gelirle beraber geri alma söz konusu olacaksa bu durumda da yine paylaşım söz konusu. Merkez bankaları paylaşılacak mı? Merkez Bankası hiçbir şekilde bu sürece tabi değil. Diğer bankalardaki paylaşılacaklar. Merkez bankaları klasik mevduat kuruluşları değildir. Onun için Merkez Bankası'nda zaten hani kişisel hesaplar da eskiden evet vardı. Bu anlamda Merkez Bankası hiçbir şekilde sürece tabi değil, dahil değil. Düzenli ödeme sözleşmeleri neler olabilir? Bireysel emeklilik olabilir. Bireysel emeklilikler bildiğiniz üzere normalde emeklilikler paylaşılmıyor ama bireysel emeklilik bir yatırım. Bireysel emeklilikte de ikili bir durum söz konusu. Eğer ilgili kişi bireysel emekliliğin primlerini ödüyorsa, ayda 200 euro diyelim Almanya'da ikamet edip Türkiye'deki bir bankaya ya da finans kuruluşuna, bir fon kuruluşuna bireysel emeklilik için her ay 200 euro ödüyor. Bu miktar paylaşılmaz ve orada biriken miktar da paylaşılmaz. Ama ne zaman ki o paylaşım biter, banka düzenli ödemeye başlarsa, geri ödemeye başlarsa, bankalar tarafı finans kuruluşlarından, banka olarak söylüyorum kusura bakmayın, bütün diğer hangi kuruluşsa o bireysel emekliliği hangi kuruluş üzerinden elde edilmişse, düzenli ödeme söz konusuysa ilgili kişiye kuruluş tarafından, finans kuruluşu tarafından yapılan ödemeler bildirilir. Malumunuz olduğu üzere hani sizler zaten bunu biliyorsunuzdur. Gayrimenkul bilgileri, taşıt bilgileri, emekli maaşı bilgileri paylaşılmaz. Yani yıl içerisinde hesap dökümü olarak herhangi bir kaynağa dair bilgi olmadığı için bir paylaşım söz konusu olmuyor. Yine miras paylaşımı herhangi bir bankaya yatan bir bankadaki bir miktardan düşen miras olarak hesaba yatabilir ama bunun kaynağı mirastır diye bir şey bilgisi olmaz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey bizim anlattığımız otomatik bilgi paylaşımı kapsamındaki yükümlülükler. Ama bu hesaplar ilgili ülkeye paylaştıktan sonra Türkiye'den bunu isteyemezler hesap dökümünü açık şüphe yoksa. Ama ilgili kişiye şunu söyleyebilir kendi ülkesindeki kişiye. Yani senin Türkiye'de bir hesabın varmış bana bildirmediğin bu hesabın bana dökümünü getir diyebilir. Bu tamamen ilgili ülkenin iç mevzuatına göre olan bir süreçtir. Onu özellikle ayrı tutmak, bu hususu da göz önünde bulundurmak özellikle gerekiyor. Geriye yönelik paylaşımda bildirimde yapılmayacak. Bu ne demek? Sadece zaten bir yıl geriye yönelik paylaşım yapılıyor ya ikinci yıl paylaşımı söz konusu olmayacak. Yani 2000 yılında mesela paylaşacağımız ülkelerde 2000 yılı paylaşımında 2019'a ait bilgiler olacak. 2018 olmayacak, 2017 olmayacak, 2016 olmayacak. Sadece hangi yıl paylaşım yapıyorsa Türkiye bir önceki yılın hesap 31 Aralık tarihi itibariyle hesabında görünen bilgi paylaşılacak. Yani 2021 yılında hangi bilgiler paylaşacak dediğimizde 2020 yılına ait, bu yıla ait şu anda Aralık ayındayız. Bu ayın son gününde yurt dışı mukimi olarak bankaların kayıtlarında yurt dışı mukimi olarak görünen kişilerin kendi sistemlerinde filtrelediklerinde
yurt dışı mukimi olarak görünen kişilerin 31 Aralık tarihi itibariyle hesap bilgileri ve hesap bakiyeleri paylaşılacak. Tek bir istisna dediğimiz gibi oradaki mevduat geliri varsa onlar paylaşılacaklar. Otomatik değişime tabi tutulacak olan şeyler yine söylendi. Bu bizim diğer rehberlerimizde de var zaten. Adresi, mukim olunan ülkeler, mukim olunan ülkedeki vergi kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi hesap numarası paylaşılacak. Burada vatandaşlık esas olmadığı için vatandaşlık numarası ya da pasaport numarasının paylaşımı söz konusu olmayacak. Bir önceki yılın 31 Aralık tarihindeki hesap bakiyesi ve değeri paylaşılacak. Peki bu mukimlik nasıl tespit ediliyor? Bankalar bunu nasıl tespit ediyor bankalar? Kendileri aynı Yüksek Seçim Kurulu, sizler hani yurt dışında bayağı bir seçim tecrübesi oldu. Doğrudan bankalar nüfus vatandaşlıktaki nüfus kayıtlarına mı esas alıyorlar? Onların sistemi direkt görünüp orada ne görünüyorsa direkt yurt dışı mukimi olarak mı görülüyor? Hayır. Bankalar her vatandaştan, her kişiden ayrıca adres beyanı alıyorlar. Bu adres beyanında da aslında ikametgah, nüfus dairelerinden alınan ikamet de bir ispat edici belge oluyor. Doğrudan başvurulan, doğrudan esas alınan belge değil. Yani bankaya birisi gittiğinde, Türkiye'ye geldiğinde birisi adres beyanı olarak nereyi veriyorsa, ikamet adresi olarak bankaların ikamet almak için istedikleri bazı belgeler var. İşte elektrik tesisatı olabilir, daha önceden ödenen bir telefon faturası olabilir, su faturası olabilir. Bu gibi belgelerle gelip benim Türkiye'deki adresim şurasıdır denildiğinde ve adres olarak kayıtlarını gösterdiğinde bankalarda adres kayıt belgesi doldurtturur, imza altına alırlar ve artık bankalar için esas olan şey budur. Banka kendi kayıtlarını esas alır. Yüksek Seçim Kurulu ile aradaki farkı söyleyelim. Yüksek Seçim Kurulu doğrudan nüfus vatandaşlıktaki, doğrudan nüfus dairelerindeki adres kayıtlarını görürler ve doğrudan ona göre çıkartırlar. Ama bankalardaki kayıtlarda her banka kendi kaydını ayrıca doğrular. Nüfus dairelerindeki adresler, ikamet bilgileri bir ispat edici delil niteliğindeki belgedir. Doğrudan esas alınan belge değildir. Ve bankalar kendi sistemlerinde yurt dışı mukimi olarak göründükleri kişilerin hesap bilgilerini 31 Aralık tarihi itibariyle paylaşmış olurlar. Sistem nasıl işliyor peki? Bankalar kendi sistemlerindeki kişi bir yıl önce 31 Aralık tarihi itibariyle olan yurt dışı mukimlerine ait bilgileri toplarlar. 31 Mayıs'a kadar yetkili kuruma gönderirler. Türkiye'de bu yetkili kurum kim? Gelir İdaresi Başkanlığı. Gelir İdaresi Başkanlığı da alır, onları sistemde sınıflandırır ve muhatap ülkeye 31 Eylül'e kadar normalde gönderir. Bu sene hariç. Pandemiden dolayı gönderim 31 Aralık'a ertendi. Yani 2020 yılı paylaşımları henüz daha ilgili ülkelere Türkiye'den gitmiş değil. Ama bu teknik bir konu. 31 Aralık'la 31 Eylül arasında çok fazla bir fark yok. İçerik itibariyle de fazla bir fark yok. Ama teknik bir detay olarak bunu söyleyebiliriz. Kimlerin bilgisi gönderilir? Burada yani sizler yine bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Vatandaşlık esas değil. Mavi kartlı olabilir bir kişi, çifte vatandaş olabilir, mülteci olabilir, 6 tane vatandaşlığa sahip olan insan olabilir. Hiç önemli değil. Burada mukimlik. Yani aslında bu işin özü de vergi anlamında mukimlik. Asıl itibariyle vergi anlamında mukim olan kişi. Bir hangi ülkenin vergi yükümlüsü ise o ülkenin mukimi sayılır bir kişi. Ve esas olarak bankaya da bu bilgilerin kaydedilmesi istenir. Bankalar aslında bu mukimliği çok takip etmiyorlar ama yani sadece veriler üzerinden takip ediyorlar. Bir de göstergeler üzerinden takip ediyorlar. Gösterge ne demek? Bankaya bir kişi gelmiş adresini Türkiye olarak göstermiş, değiştirmiş ama telefon numarası bir Fransa numarası. Türkiye'de bir telefon numarası yok. Yurt dışına yönelik düzenli ödeme var. Bankalar bunları doğrudan aslında araştırmaları gerekir. Ama yani bunda araştırmaları da böyle çok somutlaştırılmış bir araştırma değil. Eğer banka kendine göre kişiye ulaşamadığını, düzeltme imkanını bulamadığını düşünüyorsa
doğrudan o kişiyi listeye alabilir. Yani biz böyle hesaplar gördük mesela. Bankada adresini Türkiye olarak kaydettirmiş ama bir söz gelimi, bir Portekiz'e ait bir telefon numarası var. Sırf bu telefon numarasından dolayı bu kişi yurt dışı mukim olarak kabul edilmiş ve paylaşılacak listesinde gönderilmiş. Yani burada gösterge dediğimiz önemli. Bir de belki iş adamlarını, iş insanlarını etkileyecek husus, 1 milyon doların üzerindeki her hesaba OECD diyor ki bir hesap yöneticisi atayacaksın. Finans kuruluşuna söylüyor bunu. Banka ya da bir finans kuruluşu kendisinde bir müşterilerinden 1 milyon doların üzerinde veya 1 milyon dolar değerindeki miktarın üzerinde hesap sahibi olan kişilerin gerçekten mukim olup olmadığını araştırma yükümlülüğü ve bunlara karşı daha titiz olma yükümlülüğünü getiriyor. Yani belki diğer 1 milyon doların altındaki hesaplarda tölere edilebilir. Belki hani adres değişikliğiyle gerçek ikamet arasındaki fark belirli olmayabilir, tespit edilemeyebilir ama 1 milyon doların üzerindeki hesapların gerçekten o ülkenin vergi yükümlüsü olup olmadığı noktasında bir adres üzerinden bir değişiklik yapma niyeti, çabası olup olmadığı noktasında finans kuruluşlarına ciddi sorumluluklar yüklüyor ve bu hesapları ayrıca takip etmesini istiyor. Onun için özellikle 1 milyon doların üzerinde bir hesap varsa burada hiçbir şekilde adres konusundaki, ikamet konusundaki yanlışlığa taviz yok ve bunun kaçırılması, gizlenmesi yani çok daha zor, sıkıntılı bir süreç, onu söylemek gerekiyor. Ya, kimler tabi otomatik bilgi değişimi kapsamına? Gerçek kişiler tabi. Yıl içerisinde hesap kapatılırsa ne olur? Yani normalde hiçbir limit söz konusu da değil. 1 lirası olan da paylaşılır, 1 milyon doları da olan da paylaşılır. Yıl içerisinde kapatılmışsa o yıl itibariyle paylaşılır. Hangi gün kapatılmışsa, Nisan'ın diyelim ki 25'inde kapatılmış, Aralık'ın 26'sında kapatılmış. Bu hesap Aralık ya da Nisan hangi tarihte kapatıldıysa o tarih itibariyle hesap bilgileri ve hesap bakiyesi paylaşılır. Ama bir sonraki yılda artık o kapalı hesapsa paylaşılmaz. Pasif hesaplar. Bakın Türkiye açısından önemli bir şey söylemiş olayım. Türkiye'de banka hesaplarını kapatmak çok zordur. Çoğunlukla bunlar pasif hesaptır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Pasif hesaplar 3 yıl itibariyle kullanılmayan ve 6 yıldır da sahibiyle irtibata geçilmeyen hesaplardır. Yani birçoğumuzun hesabı vardır. Benim ta 15 yıl önce mesela İş Bankası'nda bir hesabım vardı. Kapandığını düşünüyordum. Meğer kapalı değilmiş. Hiç de herhangi bir oradan vergi gelmiyor, yaptırım gelmiyor, uyarı gelmiyor, mektup gelmiyor ama o hesabım oradaymış. Herkesin öyledir. Türkiye'de hesapların çoğu kapanmaz. Banka hesabı kapatmak çok zordur Türkiye'de. Pasife alınır hesaplar. Peki bu pasif hesaplardaki durum nedir? Eğer 3 yılda kullanılmıyorsa bu hesap pasiftir ve 1000 doların altında, 1000 doların değerinin altında bir miktar söz konusuysa pasif hesaplar paylaşılmaz. 1000 doların üzerindeyse her yıl paylaşılır. Normal hesaplar zaten paylaşılıyor dedik. Kurumsal hesaplar da paylaşılıyor. Kurumsal hesaplar da aynı gerçek kişiler gibi yine paylaşılıyorlar. Yurt dışında peki yerleşik olup, kendisi yurt dışında yerleşik ama kurumu Türkiye'de, Türkiye Ticaret Sicili'ne kayıtlı ve kurum adresi olarak da, kurum yerleşim yeri olarak da Türkiye olarak görünen kurumların hesap bilgileri paylaşılacak mı? Kural olarak hayır. Hangi durumda paylaşılabilir? Ancak bir durumda paylaşılabilir. Eğer bu işletmenin geliri, finansı, gelirinin %50'den fazlası finansal gelirse bu durumda yurt dışında ikamet eden kişinin bu şirketteki hisse oranı 1/4, %25'i aşıyorsa paylaşılır. Aşmıyorsa paylaşılmaz. Zaten ama kurumun, ilgili şirketin, işletmenin geliri zaten finansal gelir değil de %50'den fazlası işletme geliri ise, üretim geliri ise, imalat geliri ise, bir restoransa, bir marketse, bir ayakkabı fabrikası ise, her neyse, imalata dair bir şeyse, reel sektöre ait bir şeyse, bu durumda hiçbir şekilde paylaşılmaz. Kurumun, şirketin adresine bakılır. Şirketin hissedarının adresine bakılmaz.
Ne zaman bakılır? Şirketin gelirlerinin %50'den fazlası finansal gelirse bu durumda şirketin hissedarlarının ikametleri önem arz etmeye başlar. Şirketin hissedarının hesabı, hissesi ilgili işletmedeki %25 artıyorsa, aşıyorsa finansal gelirini, şöyle cümleyi tekrar toparlayayım, biraz bilmece gibi oldu. Gelirinin %50'den fazlası finansal olan şirketlerin, kuruluşların hissedarlarının hisse oranı %25 aşıyorsa yurt dışındaki hissedarlarının hisse oranı bu durumda paylaşılır. Aksi durumda paylaşılmaz. Zaten şirketin gelirinin gelirlerinin %50'den fazlası normal işletme geliri ise bu durumda hiçbir şekilde paylaşım söz konusu olmaz. Türk bankalarının yurt dışındaki şubelerindeki hesaplar soruluyor çokça. Vakıfbank, Ziraat Bankası, yurt dışında biliyorsunuz hesapları var. Bunlardan her ne kadar isim olarak, ana şirket olarak bu bankalar Türkiye şirketi olarak görünmekle birlikte oradaki tüzükleri itibariyle, tabi oldukları kanunlar itibariyle ilgili ülkelere tabiler. Türkiye'den o bilgiler, yani Almanya'daki Vakıfbank ya da Ziraat Bankası Gelir İdaresi Başkanlığı'na bilgi paylaşmaz. Yani onların bilgileri Türkiye'den Almanya'ya değil, Almanya'dan Türkiye'ye gelir. Ya da hangi ülkedeyse, Avusturya'daysa ya da hangi ülkedeyse Türkiye'ye oradan bilgiler gelir. Türkiye'den oraya bilgiler gitmez. Peki ne olur? Bazen burada soru var. Yani hani sırf Türkiye'de hesap bulundurmak suç mudur? Ya da benim hiçbir sorunum yok. Bunlar zaten benim bulunduğum ülkede vergilendirdiğim, vergisini ödediğim şeyler. Ama bildirmedim, geldim Türkiye'de yatırdım. Alın teriyle helalinden kazandım bir para. Bundan kime ne mi diyeceğiz? Olmayabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ne olabilir? Vergi dilimi değişiyor olabilir. Yani bu konuda bize çok başvuru oluyor ve gerçekten yani işte %15 iken Türkiye'deki finans kuruluşlarındaki miktarla eklendiğinde vergi dilimi %45'i artacak olanlar, aşacak olanlar oluyor ve bu da ciddi yaptırımlara, cezalara tabi söz konusu olabiliyor. Sosyal yardımlara yönelik ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir. Kesilme, şu ana kadar ödenen sosyal yardımların geri alınması, kira yardımlarının geri alınması, çocuk yardımları eğer buna göre yapılıyorsa, her ülkenin sistemi değişik, bunların geri alınması söz konusu olabilir. Ya da bildirim yapmamayı bile, sırf hesabı bildirmemiş olmayı bile bir yaptırıma tabi tutan mevzuatlar olabilir. Bu anlamda ilgili ülkelerin, her ülkenin mevzuatını iyi bilmek gerekiyor. Mesela Fransa diyor ki sen bana bildirmeden başka bir ülkede hesap açıyorsan sırf bu hesap açmış olmak bile 1500 avro cezaya tabidir. Ve orada yaptığın işlemlere de ayrıca cezalar keserim diyorlar. Bu önemli bir şey. Bu anlamda da her ülkenin mevzuatına bakmak gerekiyor. Hesap sahibi kişiden hesap dökümü isteyebilir ülkeler. Yani bizden, Türkiye'den isteyemezler geriye yönelik. Çok makul bir gerekçe ve açık bir şüphe olmadıkça döküm isteyemezler. Ama ilgili köşeden çağırıp hesap dökümü isteyip, hesap dökümü paylaşılmaması durumunda da kendi takdir hakkına göre belli bir yıl içerisinde değerlendirme yaparak, işte bu kişinin ben hesabında 50 bin euro olduğunu farz ediyorum ve buna göre vergilendirme ve ceza işlemi uyguluyorum diyebilir. Özellikle Alman mevzuatını biliyorum ben. Diğer ülkelerin de aynı böyle olduğuna dair arkadaşlar çok söylüyorlar. Ciddi yaptırımlar söz konusu, onlara dikkat etmek gerekiyor. Bize çok gelen başvurulardan birisi de bu kişisel verileri koruma kanununa aykırılık değil mi? Niye bizim verilerimiz paylaşılıyor? Bu konuda da çok net söyleyebilirim. Kişisel verileri koruma kanunu 2016 yılında çıktı. Biz de o zaman başkanlık olarak bu kanunun çıkma sürecinde çok ciddi katkıda bulunduk ve özellikle vatandaşlarımızın menfaatlerini koruma noktasında katkıda bulunduk. 9. maddesi var 66-98 sayılı kanunun, kişisel verileri koruma kanunu. Normalde kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşması çok zordur, haklı bir menfaat gerekiyor. Üçüncü ülkelerle paylaşılması için kişinin açık rızası gerekiyor, kural olarak söylüyorum ve ilgili kurumların da onayı gerekiyor, kural olarak. Ama orada 9. maddenin 5 ve 6. fıkraları var. Birisi diyor ki uluslararası anlaşma varsa bu bunun istisnasıdır, paylaşılabilir. Ülkelerin bunu talep eden kişilerin haklı menfaati varsa bu konuda paylaşılabilir.
6. fıkrasında da diyor ki diğer kanunlarda diyor bir bu paylaşıma dair bir düzenleme varsa yine bu kanunun koruması kapsamı dışındadır. Otomatik bilgi değişimi de hem bir uluslararası anlaşma olduğu için hem de mecliste onandığı hem iki fıkradan dolayı da kişisel verileri koruma kanununun istisnası durumundadır. O kanuna dayanarak bu bilgilerin paylaşımının durdurulması mümkün değildir. Bu anlamda da çok suistimal var. Bunu çok sömüren avukat olduğunu söyleyen, mali müşavir olduğunu söyleyen kişiler var. Bence hiçbir karşılığı yok. Ciddi anlamda vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar ve fırsatçılık ediyorlar. Son noktalara geliyorum. İtirazda bunu durdurmak, dilekçeyle, herhangi bir şeyle bu süreci durdurmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Detaylı bilgi için dediğimiz gibi CİMER'e başvurulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığımız işte rehber hazırladı. Biz de o rehberin hazırlanmasında hep beraber bulunduk. Yine bizler her zaman buradayız. Sorularınız olursa şimdi de alabiliriz. Daha sonra da alabiliriz. Dinleme zahmetinde ve sabrında bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Fatih Bey biz teşekkür ederiz. Ara ara bazı sorularımızı iletmiştik ama birkaç tane daha var. İsterseniz ben onları ileteyim. Ömer Korkmaz Bey Münih'ten soruyor bu soruyu. Yurt dışındaki bir vatandaşın bankalarda parası olup adres olarak yurt dışını vermeyen yurttaşların bilgileri nasıl paylaşılıyor sorusu vardı. Siz bir satır arasında geçtiniz telefon bilgileri falan ama bir daha bir açıklarsanız kısaca bu konuyu. Bankalar hani kişilerin nerede olduğunu birebir kontrol etmez, yani takip etmezler. Bankalar kendi adres kayıt sistemlerini tutarlar. Adres kayıt sistemlerinde de beyan esastır. İlgili kişi adres olarak nereyi bildirmişse banka onu kaydeder. Banka sadece orada bazı belgeler ister doğrulamak için. İlgili kişi diyelim ki Türkiye'de birisi Vakıf Bankası'na geldi. Kamu bankası olduğu için isim vermemizde bir mahsur yok diye düşünüyorum. Geldi banka buradan gerçekten Türkiye'de olduğunu ispatlayıcı bazı belgeler ister. Vergi şeyden, vatandaşlık dairesinden ikametini Türkiye'de olduğuna dair gösteren bir belge ister. Ondan sonra bir telefon faturası, su faturası kaydettirmek istediği adres olarak kendi ismine düzenlenmiş bir fatura ister. Bunlara bakar, buna göre kayıtlarını esas alır. Kişiyi ona göre paylaşılacak mı, paylaşılmayacak mı planlamasını ona göre yapar. Bu kişi yurt dışı mukimi mi değil mi diye oradan aldığı bilgileri esas alır kural olarak. Ama bir kişi hem kendi adresini, bankadaki adresini Türkiye olarak bildirmiş olmakla birlikte yurt dışında olabileceğine dair bir gösterge varsa, gösterge dediğimizde kişi adres olarak Türkiye'yi vermiş ama Münih'ten söylüyorum, soru oradan geldiği için bir Almanya'ya ait telefon iletişim numarası olarak Almanya'ya ait bir telefon var. Ya da Türkiye'ye ait bir telefon numarası hiç yok. Yani kişi ikamet adresi olarak Türkiye veriyor ve günümüz Türkiye'sinde bir telefon numarası yok. Bu büyük ihtimal acaba yurt dışında sakın ikamet ediyor olmasın diye banka buradan şüphelenebilir. Yahut da her ay işte bir kira geliri var. Onun sürekli olarak otomatik ödeme emriyle yurt dışındaki bir hesaba aktarılması emrini vermiş. Burada düzenli bir ödeme var. Demek ki o yurt dışıyla bir ilişkisi var bu hesabın sahibinin. Ya banka bunu düşünür. Yahut da bir vekaleti var. Vekalet verdiği yurt dışından birisi. Burada da şüphelenebilir. Bunların hepsini gösterge muamelesi yapar. Ve bu göstergeye göre kişiyi yurt dışı mukimi olarak sınıflandırabilir. Netice itibariyle bir kişi Türkiye'deki hangi hesaplar paylaşılmaz ben onu söylemiş olayım. Banka kayıt sistemlerinde Türkiye ikametlisi yerleşiyor olarak görünen ve yurt dışında bulunduğuna dair bir gösterge bulunmayan kişilerin hesap bilgileri paylaşılmaz. Bu konu o zaman şöyle anlayabilir miyim Fatih Bey? Benim yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak Türkiye'de adresim görünüyor. Ama fiilen iki ülkede de bulunuyor bu vatandaşımız. Yerleşik adresi olarak Türkiye gösterilmiş durumda. Ama bir şekilde az önce saydığınız noktalardan birinde bir telefon faturası, su faturası, kira geliri vesaire. Yurt dışında da Münih'te de görünüyorsa banka bunu çekecek ve yorumunda bu yeterli olacak ve bunun karşı incelemesini alabilecek. Bu mümkün yani. Öyle ben yanlış söyledim o zaman. Bak şöyle banka kayıtlarında Türkiye'den Türkiye ikametlisi olarak birisi gittiğinde Türkiye'deki bankaya birisi gelip herhangi birisi gelip
Diyor ki ben bankada hesap açtıracağım diyor. Tamam, hesap için bütün bir şey sözleşme ortaya konuyor. Senin ikamet adresini niye sorduğunda kişiye banka Türkiye benim ikamet adresim dediğinde bu kişi banka şunu soruyor. Türkiye'de ikamet ettiğini bana ispat et. İspat etmek için de hangi belgeler gerekiyor? Kişi yanında bir telefon faturası götürebilir ikamet ettiği adres olarak. Su faturası götürebilir, elektrik faturası götürebilir. Yani banka bunları kendisi araştırmıyor. Banka kişiden istiyor bunları. Fatih Bey, bu faturalar Türkiye'ye ait olan faturalardan bahsediyor. Şimdi yurt dışındaki arkadaşlar için ekse özellikle tamam, söylüyorum. Tamam, yurt dışı için söyleyeceğim ben. Bu tamamen Türkiye'deki adres için. Türkiye'de aynen. Türkiye'ye kaydettirmek isteyen kişi için. Banka sadece buna bakar. Onun dışında ya sen yurt dışına giriş çıkışlarını getir. Bir de şu ülkelerden başka 6 aydır Türkiye'de ikamet ediyor musun bana günlerini saydır demez. Banka, Türkiye'deki finans kuruluşları bu belgelerle bakarak der ki evet tamam sen bana yeterli belgeleri getirdin. Ben de seni Türkiye ikametlisi olarak kaydediyorum. Artık bankanın hesabında bu kişi Türkiye yerleşiği olarak görünür. Ve kural olarak Türkiye yerleşiklerinin bilgileri paylaşılmaz. Bu bankalara kaydettirme ilgili. Hangi durumlarda paylaşılabilir? Türkiye'deki bir banka baktığı zaman bu tamamen kayıtla ilgili olan kısmı söyledik. Göstergeyle ilgili olan kısma geliyorum şimdilik. Şimdi Türkiye'de ikamet ediyor. Banka sistemine Türkiye ikametlisi olarak kaydedilmiş. Ama bankaya yine verdiği bilgilerde, kişinin verdiği bilgilerde telefon adresi olarak, telefon numarası olarak Almanya numarası vermiş. Benim iletişim adresim bu. Bana bildirimleri bu numaradan gönderin demiş. Yahut da bankaya bir ödeme emri vermiş kişi. Sürekli işte gelen her ay 300 euro Türkiye'deki bir bankadan Almanya'daki bir bankaya gönderilmek üzere. Veya Türkiye'de sürekli verdiği iletişim adresine banka mektuplar gönderiyor ama bu mektuplara dönüş yapılmıyor. Bu durumda banka şunu diyebilir. Ya bu galiba Türkiye'de oturmuyor. Bu galiba yurt dışı yerleşiyor olabilir. Normalde araştırması lazım bankaların ama bu anlamda somut bir araştırma yükümlülüğü yok. Sırf bu şüphelerden dolayı kişiyi yurt dışı ikametlisi olarak sınıflandırabilir. Yani burada toparlayayım anladığım kadarıyla biraz karışık anlattım. Bir, Türkiye bankalarında, Türkiye'deki finans kuruluşlarına Türkiye yerleşiği nasıl kaydettirilir onu anlatmış oldum. İkincisi de bu gösterge nedir? Yurt dışında ikamet edilmesinin göstergesi nedir? Hani paylaşma riski olabilen gösterge nedir? Onu söylemiş oldum. Bilmiyorum şimdi biraz netleşti mi? Evet. Peki bu sorunun devamında şunu da soralım yine Ömer Bey'den. Derler ki siz sunumunuzda şundan bahsetmiştiniz. Yıl içerisindeki hesap hareketlerine bakılmayacak. Önemli olan 31 Aralık itibariyle hesap bakiyesi neyse onu alacak demiştiniz. Bir bankada birden çok hesap olabilir ya da birden fazla bankada hesaplar olabilir. Bunları tek bakiyede mi görecek sistem yoksa bunları ayrı ayrı mı listeleyecekler? Burada hesap esas. Bir kişinin 20 tane hesabı varsa 20'si de ayrıca gider. Hı-hı. Yani ne kadar bankada hesabı varsa. Onun için mesela bizim paylaşılacak hesap sayısı vatandaştan fazla. Çünkü bir kişinin burada 4 bankada hesabı var. Hepsi ayrı ayrı gider. Farklı bir soru da şöyle geldi. Sanal paralar da bu kapsamda paylaşılacak mı? Yani Bitcoin gibi. Bitcoin hayır. Bitcoinler yok. Bunlar henüz daha BDDK ve SPK gibi hani üst yapılara tabi olan kurumlardaki finansal varlıklar. Henüz daha bu Bitcoinler falan o altyapılara tabi değiller. Bu ona dahil değil. Bu kimse ama görmüyor. Onu görülmeyecek. Peki sanal ortamda açılan döviz hesapları da sanıyorum ki yok. Normal ortamda açılanla birebir midir? Sanal ortamda açılan döviz hesabı. Sanal ortam dediğiniz? Yani internetten açmışız hesabımızı. Fiziksel olarak fiilen açmamışız ama neticede birebir bir IBAN numarası var, bir hesap numarası var. Hesabın nasıl açıldığı önemli değil. TL, Euro. Eğer mevzuata tabiyse, BDDK buradaki bankacılık denetleme kuruluna tabi bir kuruluşsa bunun yapılanma şeklinin önemi yoktur. SPK'ya tabi bir kuruluşsa bunun yapılanma önemi yoktur, paylaşılır. Ama bunun dışında riskleriyle beraber bazı böyle sanal ortamlar var. Onlardaki paylaşılmaz ama yani onların kendi riskleri var.
Yani mesela Türkiye'deki bazı hangi kuruluşlar vardı? Normal hiç şubesi yok ama BDDK'ya tabi bir finans kuruluşu aslında. Hiçbir fiziksel ortamı yok. Bunlardaki bilgiler paylaşılıyor. Onlar da aynı şekilde kendilerine kayıtlı hesapları paylaşıyorlar. Bilmiyorum doğru anladım mı soruyu. Sağ olun. Sanıyorum bu konu genel geçer önemli bir şey ki şöyle bir şey daha geldi. Almanya'dan emekli annemler, Almanya'da da Türkiye'de de ikamet adresleri ve telefonları mevcut. Türkiye'deki malların, yatırımların veya gelirlerin paylaşılmaması için ne yapılmamalı sorusu var. Az önce belirttiğiniz gibi bir telefondan, bir adresten, bir düzenli ödemeden bile bu veri çekilebilir, sorgulamaya tabi olabilir demiştiniz. Buradan da anladığımız kadarıyla ihbalde yok. Evet, normalde vergi kanunu çerçevesinde kişilerin ikameti bir olabilir. Yani 3 ay bir yerde, 1 ay bir yerde, 15 gün bir yerde kişi bulunuyor olabilir. Ama normalde bir ikamet adresi vardır. Vergi mükellefi olarak bir ülkenin vergi mükellefidir kişi. İkamet anlamında söylüyorum. Bu bir ülkenin hangi 183 gün nerede ikamet ediyorsa, kural olarak söylüyorum, 183 gün nerede ikamet ediyorsa aslında oranın yerleşiği sayılır. Ama bankalar bunları saymazlar. Bankalar kendilerine finans kuruluşları ya da kendilerine ikamet adresi olarak neresi bildirmişse onu esas alırlar. Başka ülkelerdeki kayıtları da göremezler. Yani kendilerinde neresi esassa ona göre kaydederler, işlem yaparlar. Kıymetli katılımcılarımızdan son soruları da alalım. Ama bu arada yine YouTube üzerinden gelen bir soru var ki bu da önemli olabilir. Bilmiyorum sizin bilginiz var mıdır? Özellikle Hollanda'da geriye dönük 12 seneye geriye dönerek vergi cezaları veya farklı cezalar tahakkuk ettirilebiliyor denir. Hatta bunun faizini ve sonra üstüne %300 ceza kesiliyor gibi yaptırımlar var. Biz son bir yılı paylaşacağız. Yani sistem son bir yılı paylaşacak dediniz ki Hollanda bu 5 ülkeden birisiydi. Hani bu yıl paylaşılmayacak olan 5 ülkeden bir tanesiydi. Dolayısıyla bu Hollanda için bugün belki geçerli değil ama önümüzdeki yıllarda ya da o tarih açıklandığı gün itibariyle geçerli olacağı için şimdiden bunu sormuş olalım, öğrenelim. Bu cezalar da geriye dönük olarak yürütülebilir mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim vatandaşlarımıza tavsiye ettiğimiz, özellikle daha paylaşım yapılmayan ülkeler, bir an önce böyle bir durumları varsa muhakkak düzeltsinler. Yani hani hukuki anlamda sıkıntı yaşamamak için. Şunu biz biliyoruz, Avrupa hukukunu da gayet yakinen takip ettiğimiz için finansal suçların, kabahatlerin cezası çok çok büyük. Otomatik bilgi değişimi kapsamında geriye yönelik olarak Türkiye'den bilgileri isteyemezler ilgili muhatap ülkeler. Ama şunu yapabilirler, Türkiye'den bilgileri aldıktan sonra o hesap sahibi kişiye ulaşıp sen bana bu hesabın dökümünü getir diye kişiden isteyebilirler. Getirmemesi durumunda da kendi takdir hakkına göre belli bir limitle o kişinin genel gelir durumuna göre, tahmine göre bir hesap belirleyip bunun üzerinden vergilendirme ve ceza, ciddi anlamda cezai sorumluluk altına sokabilirler. Yani ilgili ülkenin mevzuatı bu anlamda çok çok önemli. Biz şunu söylüyoruz, bir, kendi sisteminizi olabildiğince şeffaflaştırın. Ne kadar zorluk yaşıyor olursa olsun insanlar, ne kadar sıkıntıyla mücadele ediyorsa olsun, her halükarda hukuk içerisinde olmak durumundayız. Aksi durumda yani bir şekilde bu sorumluluklarla, bu cezalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu da bir an evvel düzeltmek gerekiyor. Onun dışında ilgili ülkelerin mevzuatını da iyi bilmek gerekiyor. O anlamda uzmanlardan destek almak gerekiyor. Bizim burada anlattığımız Türk mevzuatı ve uluslararası hukuk. Bir de işin ilgili ülke mevzuatı var. Onu her ülkenin uzmanından onun bilgisini almakta fayda var. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ama dediğiniz gibi Hollanda'da, Hollanda ile bu sene paylaşım söz konusu değil. Bir dahaki senede ne olacak durum bilemiyoruz doğrusu. Peki Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışı offshore hesaplarında durum ne olacak diye bir soru geldi. Buna ne diyebiliriz? Evet, Türkiye'de şöyle bir durum var. Hangi ülkede olduğuna bağlı. Eğer anlaşmaya tabi ülke ise oradaki hesapların hepsi gelecek. Ama Türkiye biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur, varlık barış anlaşması getirdi. Yani bu süre içerisinde, bir yıl içerisinde varlıklarını Türkiye'ye taşıyanlara bu anlamda bir müeyyide uygulanmayacak. Aslında bu da ciddi bir
fırsat varlıkların Türkiye'ye taşınması açısından. Yani burada Fatih Bey 1 Aralık itibariyle bu devreye girdi. Daha şurada bir hafta oldu. Evet. Bunu da hatırlatmanız iyi oldu. Evet, teşekkür ederiz. İyi de denk gelmiş oldu. Hani bu doğrudan bunun için yapılmadı esasında ama güzel bir denk gelme oldu. Türkiye'nin o anlamda Türkiye'ye mal varlığını getirmek isteyenler için ciddi bir fırsat. Bence değerlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hapis cezasına varacak kadar cezalar var. Ve artık offshore hesapları, ada ülkeleri bunlar yani uzun vade düşünen insanlar için bir fırsat değil artık ciddi bir risk ve tehdit oldular, olacaklar. Yani artık küresel sistem tamamen birbiriyle konuşur ve entegre hale gittikçe geliyor. Karanlık noktalar, saklanabilecek kör noktalar kesinlikle kalmayacak. Uzun vadede bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta genel başkanımızla beraber heyet olarak bakanlığımızı ziyaret ettiğimizde de hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Adalet Bakanımız birebir olan görüşmede de bu noktaya değinmişti. Bu bir vergi barışından da çok daha öte yararları var ki bizim baştan sona anlattığınız tüm konular ki gelen soru da çok güzel bir soru. Offshore hesaplarını ilgilendiren noktada bilabeden hiçbir vergiye tabi olmaksızın, geriye dönük hiçbir şekilde sorgulama olmaksızın bu varlık barışından yararlanmayı Bakan Bey de detaylarıyla izah etti. Bu şu anda bu tür hesaplar için çok ciddi bir imkan. Bunu mutlaka ve mutlaka değerlendirmek gerekir böyle ihtiyaçları olanlar için. Bir şube başkanımız şunu sorar. Alman vatandaşı olup da Türkiye'de muhkimlik varsa paylaşım oluyor mu sorusu var. Tabii bu tek taraflı değil sadece Türk vatandaşları için. Bahsi geçen tüm ülkeler için sanıyorum karşılıklı olarak geçerli olacaktır. Ama belirtmek söylemiştik onu. Vatandaşlık burada hiçbir rol oynamıyor. Yani hangi ülkenin Türk vatandaşı da olsanız, Alman vatandaşı da olsanız, üçüncü bir ülke vatandaşı da olsanız, hangi ülkede ikamet ediyorsanız, yani hangi ülkede yerleşirseniz oraya gider. Yani Türkiye'de yerleşik olan bir Almanın, Alman vatandaşının bilgileri Almanya'ya gider. Almanya'da yerleşik olan Türk vatandaşının da Türkiye'ye gelir. Yani dediğimiz gibi hiç karıştırmayalım. Vatandaşlık hiçbir rol oynamıyor. Tamamen ikamete dayalı. Bankalarda finans kuruluşlarında yurt dışı yerleşiği olarak görünen kişilerin bilgileri paylaşılır gider. Yahut da yabancı ülkelerde de Türkiye yerleşiği olarak kaydedilen kişilerin bilgileri Türkiye'ye gelir. Fatih Bey çok çok teşekkür ediyorum. Özetleyecek olursak siz sunumun başında şöyle bir örnek vermiştiniz. Kara para uluslararası finansta tüm kötülüklerin anasıdır. Bu ve bunun gibi pozisyonlar... Para ve dışı para. Kayıt dışı para. Kayıt altına almakla ilgili şu an Türkiye'de de bu varlık barışı son noktada değindiğimiz konu çok çok kıymetli ve güzel bir önemli, büyük bir fırsat. Bu değerlendirilmesi gerekir ama yine belirttiğiniz gibi artık finansal noktada tüm ülkeler birbiriyle çok rahat bir şekilde konuşabilecek hale geldiler. Bu altyapılar oluştu. Paylaşımın her sene düzenli olarak devam edeceği konusu çok çok önemliydi. Hesap dökümünün paylaşılmayıp sadece 31-12 itibariyle bakiyelerin paylaşılması burada belki dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Ben en son sizden şunu rica etsem bu sunumu sanıyorum genel sekreterliğimize eğer iletirseniz biz de şubelerimizle paylaşırsak bu noktada da talepler geldi bu sunum sırasında. Üyelerimiz, şubelerimiz bundan yararlanırlar. Tekrar izleme imkanı ile ilgili de evet kayıt altında YouTube kanalından Müsiyat TV'nin YouTube kanalından ilerleyen günlerde ilerleyen zaman dilimlerinde de tekrar izlemek mümkün olacak. Bunu da takipçilerimize iletmiş olalım. Ben çok çok teşekkür ediyorum emeklerinizden ve sunumunuzdan ötürü. Sayın Genel Başkanım son olarak eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır? Yok, ben de çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey'e, Burhan Bey'e ve sizlere aynı zamanda bizi izleyen ve dinleyen kardeşlerimize de ve bu süreçin Türkiye için, firmalarımız için hayırlı olmasını dileyerek ben de hepinize sağlık, afiyetle kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek umuduyla. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek.